Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Volkswagen Tiguan 2020 Life paket aracımızdaki arka sinyalleri söküp LED olarak takmayı göstereceğiz. Bagajımızı açalım. Araç biraz kirli, kusura bakmayın. İçeride şöyle sinyallerin şu sinyalin tam iç tarafında bagajda şöyle bir bölüm bulunmakta. Şöyle söküyoruz. Buranın içinde şöyle çevirmeli bir yer var. Burayı çeviriyoruz. Sadece çevirme işlemimizle arkadaki stopumuzun şu bölmesi çıkıyor. Arkadaşlar gösterdiğimiz parça şuydu. Bunu buradan çevirerek çıkarttık. Göründüğü gibi. Buradan hafif lambamızı oynatarak çıkartıyoruz. Kolay bir şekilde çıkıyoruz. Sadece onu çevirerek çıkarttık. Başka bir hiçbir vida sökme takma işlemi yok. Şurada da göründüğü gibi şu kırmızı tuşlu parçayı sökerek lambamızı tamamen ayıracağız. Arkadaşlar soket şu şey basılı şekildeydi. Bunu önce şu alttaki çentiğinden çekiyoruz. Ondan sonra bunu normal çekerek çıkartıyoruz. Şöyle soketimiz, lambamızı komple ayırmış olduk buradan. Arka stopumuz şu şekilde. Bunun sinyal bölmesi şurada oluyor arkadaşlar. Bunu da şöyle basitçe çevirerek çıkartıyoruz. İşte sinyal lambamız bu. Şuradan şöyle sinyal lambamızı oynatarak çıkartıyoruz. Sinyal lambamızın girişi şu şekilde, görüldüğü gibi akkor lamba. Toshiba yine de üstünde çıkan kaliteli. Işıtma seviyesi iyi lambanın. Ben ondan bir şikayetim yok. Bu Volkswagen'in kendi lambası, Toshiba görüldüğü gibi. Bunun ışıtma seviyesi iyi ama akkor lamba olduğu için yavaş yavaş yanıp sönüyor. Ben daha keskin bir şekilde yanıp sönsün diye LED lamba aldım internetten. Onları takacağım birazdan. Yine aynı şekilde yuvasına şuraya takıp oturtacağız. Genel olarak arabalarda öncelikle lamba takacaksanız, LED ampul takacaksanız şu aracın lambasının girişine. Bu yuvarlak ampul duyu olarak da olabiliyor. Böyle düz olarak da olabiliyor. Tavsiyem lamba almadan önce önce bir arka stoplarınızı söküp bakmanız. Ondan sonra almanız. Evet arkadaşlar, bu da internetten aldığım LED sinyal. Zaten ampul çeşitleri falan yazdı mı orada çıkar. Girişinin şöyle düz olması lazım bizim aracımızın. Herkes kendi aracınınki neyse ona bakar, en uygun bir şekilde bulur. Şu şekilde çok ledli, güzel aydınlatıyor ve keskin bir yanıp sönme şiddetinin olmasını bekliyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar, led ampulümüzü taktık. Görüldüğü gibi led ampul sağ tarafta, eski akkor ampul sol tarafta. LED ampul hem biraz daha fazla ışıtıyor hem de daha keskin yanıp sönüyor. Arabanızla ilgili küçük oynamalar böyle yapmak istiyorsanız güzel, ideal bir başlangıç olabilir. Aynısını ön tarafa da deneyeceğim. Birazdan takip edelim. Tiguan aracımızın ön sinyali de şuradan eğilip baktığımızda şöyle bir tane kulak gibi bir şey var şurada. Evet, şu. Bunu şöylece çevirip çıkartıyoruz. Şöyle dönüyor. Hemen çıkıyor zaten şu şekilde. Arkadaşlar yine önü de daha güzel belli olsun diye sağ tarafı LED, sol taraf eski akkor ampul olacak şekilde bıraktım. Gördüğünüz gibi ön tarafta da LED çok keskin bir şekilde yanıyor ve ışık gücü biraz daha fazla. Sol taraftaki akkor ampulümüz daha yavaş yanıyor.
Aldığım ampulün güzel tarafı hızlı yanıp sönme yapmadı ve arıza lambası yakmadı. Onun için bunu bir kere alacaksınız arkadaşlar. Güzel bir şekilde kaliteli bir ürün alıp arıza lambasıymış, hızlı yanıp sönme gibiymiş, böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız güzel bir kaliteli bir ampul alırsınız, yorumlarda falan görüp, yorumlarına falan inceleyip özellikle bakıp yani. Bugünlük bu şekilde arkadaşlar. Eğer yeni videolar görmek istiyorsanız arabayla alakalı, arabaya birkaç tane daha ufak dokunuş yapmayı düşünüyorum. Bunlarla alakalı da videolar görmek istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Ona göre şekillenir bizim video çekme sıklığımız ve şekillerimiz. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.